Hepinize merhaba hoş geldiniz. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi temenni ediyorum. Beşiktaş Kondogbia transferi konusunda bir adım attı. Hafta başında da Madrid'de görüşmeleri yapacak ama bazı kaynakların iddia ettiği gibi Kondogbia ile anlaşıldığı tek sorun Atletico Madrid'de anlaşmak şeklinde bir denklemin olduğunu düşünmüyorum. Yani Atletico Madrid'de de Kondogbia ile de ayrı ayrı pazarlık yapması gerekiyor Beşiktaş'ın. Çünkü Kondogbia Atletico Madrid'den 4 milyon euro net para kazanıyor yılda. Elbette ki Beşiktaş'ta böyle potansiyeli yüksek bir oyuncuya biraz limitlerini aşarak teklifte bulunmak zorunda. Sanırım Beşiktaş'ın teklifi 2,5 milyon euro olacak maksimum çünkü Abu Bakar'ın aldığı para böyle en üst düzeyden yani tavan fiyattan belki de teklifini yapacak Beşiktaş ve ikna etmeye çalışacak Kondoglu'yu. Ayrıca Atletico Madrid de minimum 5 milyon euro istiyor bu transferin olması için bir sene daha sözleşmesi var. Beşiktaş tabii bunları da kullanarak pazarlıkta gücünü arttırmak isteyecek ve elbette ki taksitlendirerek bu parayı ödemek isteyecek. Kondogbia'nın biraz ağır olduğu yönünde yorumlar yapılıyor ama e, Sevilla'da çok iyiydi mesela. Inter Milan'da ben başarılı maçlar çıkardığı kanaatindeyim. Atletico Madrid'de geçen sezon istediği oranda süre bulamadı çünkü Simeone e, onun yeterince hızlı aralara giren temas oyununda e, başarılı olup top dağıtmak konusunda e, verimli olmadığını düşünüyordu. O bölgede başka tercihleri oldu Simeone'nin. O nedenle fazla süre alamadı ama ben Türkiye'de iş yapabilecek bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Kondogbia'nın bu arada Beşiktaş Yusuf Yazıcı konusunda da bir çalışma yapıyor. Şenol Güneş Yusuf Yazıcı'yı eski performansına ulaştırabileceğini düşünüyor. Bence Lille'in şampiyon olduğu dönem ve bir önceki sezon CSKA Moskova'da başarılı bir dönem geçirmişti. Trabzonspor'da her ne kadar beklentinin altında kalsa da yetenekleri olan, özelliği olan ters top atma, topla ilerleme, uzaktan şut atarak gol bulma özelliği olan bir futbolcu. E, çok fazla yaratıcı olduğunu söyleyemeyiz ama teknik kapasitesi yüksek. Bence Şenol Güneş'le birlikte Beşiktaş'a faydalı olabilecek, Beşiktaş'ta e, tekrar kendini bulabilecek futbolculardan bir tanesi. Sanırım Lil onu geniş kadrosunda düşünmüyor gelecek sezon adına. E, Beşiktaş'ın da e, Beşiktaş içinde bu avantajlı transfer müzakerelerinde avantajlı bir faktör olarak ön plana çıkıyor. Ben Beşiktaş'ın bu transferi bitirebileceğini düşünüyorum. Bu arada elbette ki Galatasaray'ın transfer çalışmaları devam ediyor. E, Mauro Icardi'ye Suudi Arabistan'dan e, yıllık 25 milyon euro 3 yıllık kontrat e, ve yıllık 25 milyon euroluk bir teklif geldiğinden net paranın verilecek net paranın 75 milyon euro olduğundan bahsediliyor. Ama e, henüz böyle resmi bir teklifin geldiğini sanmıyorum. Fakat e, Mauro Icardi'ye teklif getirebileceğini söyleyen menajerler Mauro Icardi'nin Arjantin'deki avukatını arıyorlar benim öğrendiğim bu. E, fakat ortada resmi bir teklif yok. Ayrıca olabilir de böyle bir teklif. Olması durumunda Mauro Icardi'nin bu teklifi değerlendirmesi de son derece normaldir. Çünkü 25 milyon euro, yıllık 25 milyon euro net ücret hem de bunu büyük ölçüde peşin olarak verdiklerini düşündüğümüzde bu kolay kolay reddedilebilecek nitelikte bir teklif değildir. Dolayısıyla burada hiç kimsenin Mauro Icardi'ye de gönül koymasına gerek yok. Ayrıca Galatasaray alternatiflerini de hazırlamış durumda. Abu Menyak tabii düşünülen oyunculardan bir tanesi. Dembele yine Mauro Icardi olmazsa e, transferi gerçekleşebilecek oyunculardan bir tanesi. Ama bugün e, teknik direktör Mahmut Alparslan'la Radyo Spor'da yaptığım konuşmada kendisi önemli bir tespitte bulundu. Ben buna e, değer veriyorum. Almanya menşeini bir futbol adamı yani Almanya'da yaşadı uzun süre. Bayern Münih'te e, yeni dönemde yani Thomas Tuchel döneminde çok fazla forma şansı bulamayan Thomas Müller'in Galatasaray tarafından transfer edilmesi gerektiğini söylüyor. E düşündüm şöyle Thomas Müller elbette ki Icardi gibi Santfor mevkinde oynayacak bir oyuncu değil. Genelde forvet arkası oynuyor ya da kanada yönelik olarak oynuyor. E, gole dönük bir oyuncu olduğunu biliyorum. Gerektiğinde Santfor olarak oynarsınız ama biraz zorlama bir yöntem olur. Yani onu bir Santfor transferi olarak değerlendirmemek lazım ama eğer Thomas Tuhel ile problem yaşıyorsa Bayern Münih ile bir yıl daha sözleşmesi kalmışsa ve Bayern Münih'ten çıkış koşulları e, Galatasaray'ın e, Transferi e, yönetebileceği nitelikte ise yani nasıl Mauro Icardi'yi çok küçük bir parayla kiralık olarak kadrosuna katmışsa Thomas Müller de bu formüllerle ya da buna benzer formüllerle kadrosuna katabiliyorsa iyi bir transfer olarak e, değerlendirilebilir. Çünkü Thomas Müller e, bence Mertens'ten daha etkili olabilecek bir e, futbolcu. Hem de e, skor katkısı daha yüksek olur. Thomas Müller, Thomas Tuhel e, yönetiminde çok fazla süre alamayacaksa ayrılık, e, açısından e, bir olasılık söz konusudur ve e, bu olasılığı değerlendirebilir Galatasaray. Yani e, yapılan tespit bu yönde ve ben de bunun e, aslında yabana atılmayacak e, dikkat dikkate değer bir tespit olduğu kanaatindeyim. Thomas Müller bence Galatasaray'da çok fazla iş yapar. Zaten Alman disipline sahip, Alman milli takımı, şampiyonlar ligi tecrübesi, e, 9 yıldır şampiyon oluyorlar Bundesliga 1'de. Ve çok başarılı, üretken bir oyuncu olması her şeyden önce Bayern'in en çok forma giyen yani sezon içerisindeki maç devamlılığı çok yüksek olan bir oyuncu. Bu açılardan baktığımızda Galatasaray'da çok faydalı olabilir. Fiziksel özelliklerini kullanıyor, geriye geliyor top alıyor, bu topu doğru kullanıyor vesaire Bunlar çok önemli şeyler. Keşke olabilse böyle bir transfer Galatasaray adına. Thomas Müller'in de düşünülebilecek alternatiflerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Parades eğer e, Oliveira Torreira satılmışsa, Oliveira Torreira'nın mevkinde oynadığı için e, transferi anlamlı olabilecek bir futbolcu. Aksi takdirde Parades transferinin çok anlamlı olmayacağı kanaatindeyim. Yani böyle bir yatırım yapmaması lazım Galatasaray'ın çünkü zaten Torreira var ve Torreira ondan çok daha hareketli, aralara girebiliyor, temas oyununda var, hava topuna çıkıyor, topu doğru kullanıyor. E, Galatasaray'ın en çok koşan oyuncularından, koşu mesafeleri en yüksek oyuncularından bir tanesi. Dolayısıyla Parades transferi konusuna ben biraz mesafeli yaklaşıyorum ama Torreira konusunda bir teklif gelmiş Galatasaray'a. Eğer Galatasaray bu teklifi değerlendirirse e, Torreira'nın gidişine bağlı olarak paradesin transferini Paris Saint-Germain'den gerçekleştirmek çok daha mantıklı gözüküyor. Amerika Birleşik Devletleri takımında milli takımında oynayan Mac Kenny e, gerçekten e, son derece dinamik bir orta saha oyuncusu. Olivier'den daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Juventus'ta bütün aktarı Mac transferi konusunda Galatasaray'ın bir formül üzerinde çalıştığından bahsediliyor. İtalyan basının iddiasına göre Juventus Galatasaray'a 15 milyon euro ve McKinney'in bütün haklarını önerdi. Karşında da Zaniola'yı istiyor. Yani Zaniola'nın biliyorsunuz çıkış maddesi 35 milyon euro. 35 milyon euro ödemeyelim ama McKinney'i bütün haklarıyla verelim artı 15 milyon euro ödeyelim, peşin ödeyelim diyor Juventus İtalyan basının iddiasına göre. Galatasaray bu teklifi değerlendirilebilir, bulur mu bilmiyorum ama eee Zaniolo önemli bir oyuncu. Her ne kadar e, İspanya maçında İtalya milli takımı formasıyla beklentinin altında kalsa da yani çok fazla beklentilere karşılık veren bir performans göstermese de Zaniolo kendini buldukça iyi oynayabilecek bir oyuncu. Ben Galatasaray'ın 35 milyon euroluk e, çıkış maddesini almak konusunda ısrarcı olacağı kanaatindeyim. Dolayısıyla Zaniolo için gelen teklifin Juventus'tan geldi ve teklifin niteliğinde bu olduğundan bahsediyor. Zaniolo için bir teklif geldi. Bunu biliyorum ama İtalyan basını bu teklifin Juventus'tan olduğunu iddia ediyor. Ben İngiliz takımlarının da Zaniolo'ya ilgi gösterebileceğini, hatta Nelson'u ciddi bir biçimde isteyen Tottenham takımı'nın Zaniolo'ya da talip olduğunu düşünüyorum. Ee, bakalım gelişmeler neyi gösterecek ama McKinney'nin transferi de Galatasaray'da orta sahayı daha dinamik hale getirebilir. Güçlü bir oyuncu. Topla ilerleme e, yeteneği var, becerisi var. Yani topla iyi ilerliyor, topu doğru kullanıyor, oyunu hızlı oynayabiliyor. Oliveira'dan motorik özellikleri bakımıyla daha üstün bir oyuncu olduğu kanaatindeyim. E ee, bununla birlikte elbette ki Amerika Birleşik Devletleri'nde oynayan e, bir diğer oyuncu Polis içinde eee Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğundan bahsediliyor. Ama polis gibi bir oyuncuyu transfer edebilmek için Galatasaray belli bazı yabancılarından vazgeçmek durumunda. Dolayısıyla onun şu an itibariyle öncelik olduğu kanaatinde değilim. Öncelik bir Sandford transferi. Elbette ki birinci önceliği Galatasaray'ın. Icardi'yi İk bütün haktayla kadroya katabilmek. Bu konuda ben umutsuz değilim. Hala aynı noktadayım. Ama Arap takımlarından eğer gerçekten iddia edildiği gibi e, yılda 25 milyon euro ve 3 yıllık sözleşme teklifi gelmişse Icardi konusunda çok fazla umut var. Olmamak gerekir. Şu an itibariyle dedikodudan ibaret bu. Resmi teklif almış değil Icardi. Öğrendiğim şey bu. Dolayısıyla Galatasaray'ın e, Icardi ile devam etme şansı halen mevcut. E, bununla birlikte elbette ki Galatasaray'ın başka bazı oyuncuları da transfer gündemine aldığını biliyoruz. Gidecek oyuncular da olabilir. Onlardan bir tanesi Sasha Boy, diğeri Nelson. Nelson'a işte teklifler olduğundan bahsediliyor. Tottenham Nelson'u isteyen takımlardan bir tanesi. Nelson'un gidişine bağlı olarak elbette ki Galatasaray bir transfer daha yapabilir. Yani stoper transferi yapabilir ama bütün bunlar olasılık dahilinde henüz netleşmiş bir durum söz konusu değil. Ben Raşika transferinde Galatasaray adına gerçekleşeceğine inanıyorum. Çünkü Dursun Özbek kulüp başkanı net bir biçimde Raşika ile ilgili bir çalışmamız var ve biz bu transferi yapabiliriz dedi. Bunu yabana atmamak lazım yani Norwich City ile yapılan görüşmenin olumlu gittiğine işaret eden bir e, gelişmeydi bu ve Okan Buruk da Chelsea'den e, talep olduğumuz istediğimiz bazı oyuncular vardı. Tabii onların başında da Pulisic geliyor. Eğer Reşika bütün haklarıyla kadroya katılmışsa Hakim Ziyech gibi daha çok bireysel oynayan, bireysel yeteneği iyi ama takım oyunu konusunda çok da uyumlu olmayan bir futbolcunun transferine gerek yok. Dolayısıyla e, Chelsea'den Fofana olabilir Pulisic olabilir. Bunların transferi gündeme gelebilir. Belki de sürpriz bir isim gündeme gelebilir ama ben e, Hakim için e, Galatasaray'ın e, raşık oluyorsa eğer e, transfer gündeminde olmayacağını ki zaniola da var. E, olmayacağını düşünüyorum. Şimdilik sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Sonraki videomda tekrar buluşuncaya dek. Hoşça